Bugün arkadaşlar sizlere 1.3 multijet motorun bakımı ile ilgili bilgi vereceğim. Aracımız 1.3 multijet motor. Fiat'a kullanılıyor bu araç bildiğiniz üzere. A199 koduyla başlayan motor koduna sahip. Yağ filtremiz burada. Karter tıpamızı gevşetiyorum bir miktar. Sonuna kadar açmıyoruz ama. Şöyle hafiften elle açılacak şekilde. Ardından aracı aşağıya indiriyoruz. Yağ filtremizi sökmek için gördüğünüz gibi bu koruma kapağını çıkartmamız gerekiyor. Koruma kapağında tutan iki cıvata var. Bir tanesi burada, bir tanesi de burada. Bunu çıkardığımızda koruma muhafazası bu şekilde çıkıyor. Şöyle ve yağ filtremiz de gördüğünüz gibi ortada. Şimdi yağ filtremizi yerinden çıkartacağız. Filtremizi gevşettik arkadaşlar. Filtrenin plastiğini kağıt filtreyle beraber yerinden çıkartıp gördüğünüz gibi filtrenin plastik kısmı bu. Kapak kısmı yani. Bu şekilde. Kağıt filtreyi yerinden çıkartıyorum. Filtremiz de bu. Ardından aracımın yağını boşaltacağım. Burada dikkat etmeniz gereken nokta, mutlaka filtreyi çıkarttıktan sonra yağınızı boşaltın arabanın. Çünkü bu yağ kanalı üzerinde yağ kalacağı için siz yağ boşalttığınız zaman yağ kanalında yağ kalacak. Filtreyi söktüğünüzde sonradan tekrar kötü yağ aşağıya gelecek. Bu yüzden bu şekilde boşaltırsanız yağ kanalındaki yağı komple almış olacaksınız. Şimdi alt taraftan karter tapasından yağımı komple boşaltabilirim. Karter tapamızı gevşetmiştik daha öncesinde. Şimdi tapayı açarak yağı boşaltma işlemini yapıyoruz. Karter tapasını da metrik 12 alyan ile açıyoruz. Gördüğünüz gibi metrik 12 alyan. Yağımız boşalıyor. Yağımızı boşalttık. Şimdi karter tapamızı yerine takıyoruz. Bunu mutlaka takıp üst taraftaki işlemlere geçin. Çünkü dalgınlığınıza gelip unutabilirsiniz. Yani insanlık hali olabiliyor. Çünkü benim başıma geldi daha öncesinde. Sonra yağınız boşa telef olmasın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi filtre kabımız bu. Ürünün parça referans kodu. Filtremiz 1.3 multijet için parça referans kodu da bu. İlk olarak şuradaki o-ring contayı yerinden çıkarıyoruz. Contamızı çıkardık. Etrafını güzelce temizledik. Diğer filtreyle gelen o-ring contasını aynı şekilde yerine oturttuk. Yeni filtremizi aldık. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şu şekilde tutup yerine zaten oturuyor şap diye. Şu kısımda motor bölümünde gireceği kısım. Bunu ilk başta bu şekilde oturtup sonra bunu da oturtabilirsiniz. Burası sadece şu kısım baskı yapması için oluyor. Asıl sızdırmazlık olan kısım burası yani. Gördüğünüz gibi iki tane de o-ring var zaten burada. Şimdi motora takma işlemine geçelim.
Şimdi arkadaşlar şu o-ring kısmı hafiften yağımız ile yağlıyoruz. Filtremizi aldık. Yerine oturttuk gördüğünüz gibi. Ardından filtre kabımızı yerine oturtuyoruz. ...27'lik lokma yardımıyla sıkma işlemini gerçekleştiriyoruz. O-ring üzerine yağ atmazsak bu sıkma esnasında sıkışma yapar ve o-ringin kesilmesine sebebiyet verir. Bu yüzden o yağı atmanızı şiddetle tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi zaten son haddeye geldi şu an. Bir daha sıkılmıyor. Filtremizi değiştirdik. Filtre korumasını yerine oturtuyorum. Bir tane bu civatayı, Metricon civatayı yerine taktım. Ardından bu gördüğünüz gibi T27 torklu civatayı yerine takıyorum. Filtre koruyucu parçamızı gördüğünüz gibi yerine montajını yaptık. Aracımızda arkadaşlar 5.30 yağ kullandık biz. Araç kış mevsiminde kullanılacağı için 5.30'u tercih ettik. Katalogda 5.30 veya 5.40 yağ öneriyor bize. 3.2 litre filtre ile beraber değişim litresi. 3.2 litre 5.30 yağımızı aracımıza dolduruyoruz. Tabii bunu doldururken ara sıra yağ çubuğunu da kontrol ederek dolduruyoruz. Çünkü az yağ sıkıntı olduğu kadar araca fazla yağ koymak da sıkıntı yaratır. Özellikle dizel araçlar için çok daha sıkıntılıdır. Honim koyup yağımı yavaş yavaş dolduruyorum gördüğünüz gibi. Yağımızı doldurmadan önce bir miktar karıştırmanız gerekiyor. Çünkü ürün rafta uzun süre beklediği için yağ içerisindeki partiküller yağın aşağı kısmına hareket eder. Karıştırarak bunun daha homojen bir şekilde motora gitmesini sağlıyoruz. Bir miktar koyduk. Yağ çubuğumuzu çekiyoruz. Yağ çubuğumuzu temizleyip ittik yerine. Ucuna bakıyoruz. Daha şu noktada. Yani biraz daha koymaya devam edeceğiz. Huni bulamazsanız herhangi bir pet şişeyi keserek huni olarak kullanabilirsiniz. Yağ çubuğumu tekrar kontrol ediyorum. Şu noktaya gelmiş. 3.2 litre yağımın tamamını doldurursam sorunsuz bir şekilde yağımı tamamlamış olacağım. Tamamını dolduruyorum.
Yağ çubuğumu tekrar son kez kontrol ediyorum. Tam şu noktada arkadaşlar, yani ideal yağ seviyesinde şu an aracım. Çubuğu yerine takıyorum. Kapağımı kapatıyorum. Ve aracımı 1 dakika veya 5 dakika kadar rölantide çalıştırıyorum. Yağ değişim işlemini tamamladık. Yağ ve filtre değiştirme işlemi bu şekilde.